Herkese merhaba. Son birkaç gündür pek fazla video yapamıyorum. Bunun nedeni şu an boğuşmakta olduğum böyle bir grip salgını. Sesimden de zaten anlıyorsunuz. Bugün güne başlarken pek de keyifli olmayan bir haber aldım. Türk sinemasının efsane aktörlerinden Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ve onunla ilgili de kısa bir video hazırlamak istedim. Cüneyt Arkın'ın havacılıkla hayatının nasıl kesiştiği ve oynadığı tek havacılıkla ilgili filmle ilgili size kısa bilgi vermek istiyorum. Cüneyt Arkın Eskişehirli, 1957 yılında Eskişehir'in köklü liselerinden Atatürk Lisesi'ni bitiriyor ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne giriyor. O yıl doktorluk eğitimi, tıp doktorluğu eğitimi 4 yıl, onu 1961'de başarıyla tamamlıyor. Ve arkasından da vatani görevini yapmak üzere başvuruyor. Ve o yıllardaki doktorlarda olduğu gibi, tıp doktorlarında olduğu gibi askerlikte asteğmen olarak, tabip asteğmen olarak görev yapmaya başlıyor. Ve görev yeri de Eskişehir 1. Anajet Üs Komutanlığı. Burada çok seviliyor kendisi. Tabii o yıllarda gencecik, çok yakışıklı, çok dikkat çekiyor. Ve 1963 yılında da İlginç bir şekilde Türk havacılık tarihinin en önemli filmi bence Şafak Bekçileri Eskişehir'de çekiliyor. Şafak Bekçileri'nin yapımcısı ve başrol oyuncusu Göksel Arsoy, aynı zamanda yönetmeni de Halit Refik. YouTube'da veya başka kanallarda arayabilirsiniz. Şafak Bekçisi'ne ulaşabilirseniz, seyretmediyseniz, havacılığa meraklıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Siyah beyaz dönemin işte senaryosuyla, oyunculuğuyla, Hava Kuvvetleri'nin sunduğu imkanları geri döndürüp beyaz perdeye yansıtmasıyla gerçekten efsane bir film. Orada Hava Kuvvetleri tabii çok büyük destek verirken Halit Refik'in de gözü çok keskin. Orada o zamanki ismiyle Fahrettin Cürekli Batur, yani Cüneyt Arkın'ı çok beğeniyor. Ve hatta o dönemde böyle bir kısa bir rol de planlıyorlar Şafak Bekçileri için ama bu mümkün olmuyor. Ve oradan böyle bir temasları oluyor. 1963'ün sonunda Cüneyt Arkın vateni görevini tamamlıyor. Daha sonra mecburi hizmet var doktorlar için. Adana'da doktorluğa başlıyor ama o Şafak Bekçileri filmin çekimlerinden çok etkileniyor ve kendi kafasına aktör olmayı koyuyor. Aynı yıl Ses dergisinin düzenlediği yarışmaya katılıyor. Birinci oluyor ve tekrar Halit Refik ile yolları kesiliyor. Kesişiyor. Yolları kesiştikten sonra film furyası başlıyor ve o yıl Cüneyt Arkın seri bir şekilde film çekmeye başlıyor ve kariyerini uzun yıllar devam ettiriyor. Benim en merak ettiğim konulardan bir tanesi de Cüneyt Arkın'ın bu kadar yüzlerce film çekmiş, çok büyük bir aktör, herhangi bir havacılık filmi çekip çekmediği konusundaydı. 1966 yılında yine Türk Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Göklerdeki Sevgili adlı bir film çekiyor Cüneyt Arkın. O zaman tabii ki Kıbrıs olayları çok gündemde. Hatırlayacaksınız, 2 yıl önce 1964'te Yüzbaşı Cengiz Topel'in bu Kıbrıs'a Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk müdahalesinde F-100 uçağıyla şehit edilmesi var Rumlar tarafından. Çok gündemde. Kendisi de böyle tabiri caizse zıpkın gibi bir pilot. İşte bir aşkı var. Onlar yaşanıyor, ediliyor. Benim açımdan, havacılık açısından dikkatimi çeken böyle çok az sahnede olsa F-84F uçaklarının burada gözükmesi. Cüneyt Arkın F-84F pilotu, Teğmen rütbesinde. Şimdi bakıyorsunuz pilotluk yapıyor. Sevdiği bir kız var, yine verilmiyor, edilmiyor. Kıbrıs'a gidiyor. Burada Rumlarla çatışıyor. Böyle de bir havacılık filmi olduğunu da Cüneyt Arkın'ın hatırlatalım. Cüneyt Arkın aynı benim fikrim Barış Manço gibi 7'den 77'ye hayata bakışı nasıl olursa olsun her insanın, her Türk insanının kabul ettiği ve bazı ilkelerinden taviz vermeyerek bütün bunları sinemaya yansıtmış. Ha, o dönemin şartları veya çok gerçekten böyle yokluklar içerisinde bu filmleri çekmiş. Kimi zaman biz de gençliğimizde bu filmlerle bazen dalga geçerdik ama sonrasında döndüğünüz zaman, o şartları düşündüğünüz zaman gerçekten çok büyük bir özveriyle çalışmış. Bunu da zaten vücuduna yaptığı hasarlarla ödemiş bir aktörümüz. Tekrar ruhu şad olsun diyoruz.